arkadaşlar. Şu an online dersteyim. Ay bir dakika. Mikrofonum açık değildi mi? Bir an çok korktum. Bir an ses duyunca direkt mikrofonum açıldı sandım. Her neyse şu an online dersteyim ve size hemen programımı gösteriyorum. Çarşamba günlerim cumadan sonra haftanın en yoğun günü ders açısından. Cumanın burada az görününe bakmayın. Çünkü ders programına yanlış yazmışlar. Yoksa burada çok uzun bir ders var. Yani bundan bile uzun. Bu temel tasarım dersi bu arada. Haftada 2 gün oluyor ama yani öyle bir oluyor ki çok uzun. Hani mesela bugünkü 1.30'da başlayıp 6.30'da bitiyor. Yani öyle bir saat aralığı ki 1.30'dan 6.30'a kadar. Hani sabah bir şey yapayım derseniz yapamıyorsunuz. Akşam bir şey yapayım derseniz geçe kalıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Yani benim çarşamba ve cuma günüm her türlü evde geçiyor. Hep hani bu derste oluyorum. Saçımı açayım bu arada, tokayızı olmasın. Dün de bu ders için şu projeyi yapmıştım. Yani şu an tek ayağı çukurda sallanıyor. Ama sorun değil çünkü Redux'unu yapacağım. Bu arada size bu terimleri de söyleyeceğim şimdi. Şöyle yani bu maketin beni ne kadar yıprattığını bir Allah bir de dünkü videoyu izleyenler bilir. Gerçekten hiç beceremiyorum ve yordu beni. Bugün de kritik vardı bu arada. Kritik de şu oluyor. Yeni projeye başlamadan önce hepimiz projelerimizi Drive'a yüklüyoruz. Sonra işte asistanımız bunların hepsini derleyip öğretmene sunuyor. Öğretmen de slide üzerinden yani bu görüntülerin olduğu slide üzerinden bize geri dönüşleri veriyor. Yani iyi olmuş, şurası olmamış ya da redo yapman lazım gibi. Redo da şu oluyor bu arada. Adından da anlaşılıyor zaten. Ya şu an ortaokul ya da liseye gidiyorsanız ve bu terim size yabancıysa şunu söyleyebilirim ki redo eşittir kurtarma sınavı gibi bir şey. Ben mesela redo yapacağım çünkü bunu beğenmedim. Aynı projeyi tekrar yapıyorsunuz ve tekrar yüklüyorsunuz. 2 günüm var mesela. Cumaki derse kadar yüklemem lazım. Öyle yani aslında güzel bence ikinci şansımız olması ama aynı şeyi tekrar yapmak sıkıcı olabiliyor ama ona da yapacak bir şey yok artık. Bu arada bugün salondayım. Yani ortam değişikliği olsun diye bir de burası daha aydınlık diye bugün derse salonda gireyim dedim. Böyle arada farklı yerlerde giriyorum. Arkadaşlar ben korkuyorum mikrofonum açılacak diye ya. Çünkü hani başıma gelmeyen şey değil. Neyse ben biraz derse katılıyorum. Bir yandan da bugün yükleyeceğim videonun editine biraz bir şeyler ekleyeceğim. Dostlar videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Size sürpriz yapacağım. Yani dün video yüklemiştim. Direkt ertesi gün bir tane daha yükleyeceğim. Ve hani benim kanalım bunu en son 2016'da falan görmüştür. O yüzden böyle arayı güzelce kapamak istiyorum. Dünün videosunu yükleyeceğim. Editi daha tam bitmedi ama bitmek üzere. Sadece ben açlıktan ölüyorum. Kendime pizza söyleyeceğim. Çünkü pizzayı çok seviyorum. Ve cuma spora gideceğiz yani. Eritiriz diye düşünüyorum. Bir de tartıldım biraz önce. Öylesine tartıldım. Kilo vermişim. 2 kilo vermişim. Farkında değilim. O yüzden bunu kutlayalım pizza söyleyelim. Videoyu yükledim ben. Saat şu an geç ve bugün biraz daha kopuk kopuk oldu. Çünkü zaten çok uzun süren bir dersim vardı. Bir de videoda ya da Instagram'da yansıtmadım ama yine telif yedi bu video. Yani salı günü videosu da telif yedi ve böyle onunla da uğraştım. YouTube üzerinden kesmeye çalıştım. Sonra tekrar yükledim vesaire. Ama hallettik sonuç olarak. 2 gün arda arda video yükledik ve bir terslik olmazsa 3. günde de şu an bu videoyu izliyorsunuz. Bence güzel oluyor. Yani ben arayı kapatıyor gibi hissediyorum. Siz de bana daha hani çok aktifsin ve bundan mutluyuz. Hani bunu hissettiriyorsunuz bana. O yüzden ben de çok mutluyum. Umarım daha böyle devam eder. Şimdi size bir şey göstereceğim bu arada. Düzenli yapmaya çalışıyorum. Instagram'dan takip edenler zaten gördü bunu ama şimdi dolduracaktım. Dolduruyorken de göstereyim istedim. Çünkü günlük rutinim oldu. Böyle bir defter var arkadaşlar. 5 yıllık günlük diye geçiyor ve işte her güne bir soru soruyor. Mesela 25 Haziran için en yakın yoldaşın kim diye sormuş. Siz de buraya 5 yıl boyunca yani bu aslında 5 yıl kullanacağınız bir defter ve 5 yıl boyunca her yıl bir kutucuğa yazıyorsunuz. Benim şu yüzden hoşuma gitti. Bir, ben düzenli günlük tutmaya çalışıyorum ama tutamıyorum. Unutuyorum ama burada her gün olduğu için bir şekilde her gün yani her gün olmasa da 2 günde bir açıp yazıyorum. Bir de şöyle bir şey sizi biraz düşünmeye itiyor. Yani kendine en yakın hissettiğin kişi kim diyor mesela. Belki ben bunu normalde gün içinde düşünmüyor oluyorum. Ama şu an mesela aklımda bir isim beliriyor oluyor ve hani ne bileyim dediğim gibi düşünmeye itiyor ve bence hani bu yıllar içinde gelişimi görmek ya da değişimi görmek daha doğrusu farklı ve güzel bir şey. O yüzden şimdi bugünün kısmını dolduracağım. Bugünün sorusu da bugün chat'in geçti çünkü diye nokta nokta var. Biraz önce chat'in diye bir arkadaşımla konuştum. Esprili şekilde onu yazardım da böyle bir şakaya gerek yok. Tabii ki de telif yeme sorunumu yazacağım. Mesela belki 2022'de YouTube'da telif işleri olmayacak ya da çok daha farklı ilerliyor olacak. Ben bunu görmek için, bu değişimi görmek için çok sabırsızlanıyorum. Evet, yazdım. Kapatabiliriz bugünlük. Bir de madem bu konulardan girdik size şu an okuduğum kitabı da göstermek istiyorum. Bu arada bu ilginizi çektiyse linkini de aşağı koyarım. Direkt kolaylıkla bulabilirsiniz. Son zamanlarda bu kitabı okuyorum. Konuşmayı Kes, Harekete Geç diye bir kitap. Ya şöyle ben bunu önceden almıştım. Önceden okudum.
Çok beğenmedim değil çünkü içinde çok güzel kısımlar var. Ama genelde hoşuma giden kısımları alıntı olan kısımlar. Yani yazarın kendi düşünceleri değil de alıntı yaptığı kısımlar daha çok hoşuma gidiyor. Gerçekten mi bu arada ya? Söze bakın yani özlü söz bayağı. Bekleyin Winnie the Pooh. Ne? Bundan sonra ne zaman anlamlı bir şey yapmanız gerekse ya da bana böyle anlamlı bir yorum yapmak isteseniz lütfen aşağı bekleyin yazın ve ünlem koymayı unutmayın canım Winnie the Pooh'larım. Yani garip mesele anlamıyorum. Yazarı çok merak ediyorum bu arada bakacağım. Çünkü bazı söyledikleri çok mantıklı. Bazı şeyleri o kadar saçma ki yani kitabı bütünüyle beğenemiyorum o yüzden. Winnie the Pooh'yu çok seviyor galiba. Yine ondan bir söz var. Köşende oturup insanların sana gelmesini bekleyemezsin. Bazen senin onlara gitmen gerekir. Bu mantıklı mesela. Yani bunu okuyorum şu an. Asla gidip kesin alın diyeceğim bir kitap değil ama hani okuyan birine de ya bunu niye okuyorsun demem yani. Zaten içinde güzel ve ilham verici bir şey olunca yani beni etkileyen bir şey olunca siz de aynı şekilde etkilesin diye story'e atıyor oluyorum. Yani güzel kısımları zaten ben size atarım. Aynen bence alıp okumanıza gerek yok. Bu arada umarım çok önemli bir insan yazmamıştır. Biraz gömdüm gibi oldu ama. Onun dışında bu yıl yeni ajandaya başladım size. Onu da göstermek istiyorum. Bu ajandayı çok seviyorum. Sadece içi biraz bazen karışık geliyor. Yani çok fazla böyle yazılı kısım var. Eğer böyle not defterinizi çok sık kullanıp her şeyinizi not defterine yazıyorsanız çok mantıklı bir ajanda. Bunu da linkini aşağı koyabilirim isterseniz. Ay böyle yok sadece gerekli şeyleri yazıyorum ben çok da not defteriyle daha doğrusu ajandayla yaşamıyorum diyorsanız kesinlikle önermem o zaman. Şimdi yorumlarınıza cevap vereceğim bu arada. Yorumları kalplemeyi çok seviyorum. Böyle hani sorumluluk olarak görmekten ziyade gerçekten bunları böyle okuyup karşılık vermek çok hoşuma gidiyor. Tabii ki videonun izlenmesi vesaire de önemli şeyler ama videonun yorumları ve oradaki hani insanların like tuşuna basması, beğendiğini göstermesi benim için çok çok daha ayrı anlam ifade ediyor. O yüzden bunlara böyle bakıp kalplemeyi çok seviyorum. Bu arada fark ettiyseniz bugün full bilgisayar başındaydık. Yarın Allah'tan dersim yok. Yani İngilizce'de sadece essay ödevim var. Onu da pazartesiye teslim etmem lazım ve hani hafta sonu zaten sokağa çıkma yasağı olduğu için full evde olacağım için yapabilirim diye düşünüyorum. Dün de dönemin son İngilizce dersini yaptığımız için yarın hiç dersim yok. O yüzden yarın güzel şeyler yapabiliriz. Bugün biraz durağan geçti. Umarım sıkılmamışsınızdır ama hani gerçekten olduğu gibi yansıtmaya çalışıyorum. O yüzden hani durağansa ve full ekran karşındaysam onu gösteriyorum. Öyle. Ben şimdi biraz daha yorum okuyacağım. Ondan sonra da bu arada bir film izlemem gerekebilir. Yani bir ders için iki tane forum ödevim var. Haftada bir veriyorlar onu. Şimdi de daha önceden verip işte iki hafta için perşembeye vermişler. Birinde yazmak için bir filmi izlememiz gerekiyor. Ama yarın da izleyebilirim. Yani yarın akşam son tarih. Biraz da uykum geldi açıkçası. Yani siz de görüyorsanız önceki videoları izlediyseniz 2 gündür çok geç uyuyorum. O yüzden muhtemelen ben yorumları kalpleyip uyuyacağım ya. O zaman hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda, vloglarda görüşmek üzere. Görüşürüz.